Ailesinin de binde birinde buraya veda etme durumunda kaldığı zaman bu fiziksel dünyaya korkuyor. Yani birçok insan korkuyor. Yani ben ne oldum, yanımdakiler yok oluyor falan, göremiyor artık. Şimdi öyle bir yaratsaydı ki bizi, orayı da gidip görüp korkulacak bir şey olmadığını bileydik. Gidip gelivereydik. Yani böyle bir şey olsaydı eksik değil mi? Ben bu da eksik. Engineering hatası Hayır, bana diyor. göre mükemmel bir mühendislik örneği bu. Çünkü Kur'an'ın söylediği görüşe bakmamız lazım. Kur'an ne diyor? Siz imtihan ediliyorsunuz diyor. Dinin en temel paradigması belki de imtihan olduğumuzu anlamamızdır. Eğer ki bu dünyada imtihan olduğumuzu anlayamazsak dini anlamamız mümkün değil. İnsanın özgür iradesi var. Evvela bunu bilmemiz lazım. Bizim özgür irademizin karşısına birçok alternatifler çıkartılıyor. Allah'a yönelmek ve yönelmemek gibi. Allah'ın yarattığı bu sanatı takdir etmek ve etmemek gibi. Yaratıcımıza şükran duymamız veya duymamamız gibi. Ve bununla ilgili Allah birçok duygular da yaratıyor bize. Mesela matematikle evrene nüfuz edebilerek, dille düşünerek evrendeki Allah'ın sanatının muhteşemliğini anlayıp takdir edebiliyoruz bir yandan. Diğer yandan içimizdeki mesela korku duygusuyla kendi geleceğimizin ne olacağından, yakınlarımıza ne olacağından endişe duyabiliyoruz. Aslında bütün bunlar hepsi bizi bir türlü Allah'a gönderiyor dikkatli düşünürsek. Evren üzerine düşüncelerimiz Allah'ın sanatını ve kudretini takdir etmemiz, anlamamız, bu evreni yaratan her şeyi yaratmaya gücü yeter. Beni kim yoktan yarattıysa bu dünyada, ahirette yeniden onun yaratmaya gücü yeter dememizi mümkün kılıyor bunlar üzerine düşünmemiz. Diğer tarafından korku hissimiz, ben hiçbir şeye gücüm yetmiyor. İşte yakınlarım ölüyor, bu dünyadan gidiyor. Ben de bir gün ölüp gideceğim. Benim kendi kendimi var etmeye gücüm yok deyip o korkuyu hissetmemizi, evrenin bu büyüklüğü karşısında acizliği hissetmemize götürüyor. Fakat o korkuyu hisseden biri de ya ben ne yapacağım korkusunu hissettiği an, bana uzanacak el nerede dediği zaman, ancak bu evreni yaratan, her şeyi yoktan yaratan, ben öldükten sonra hayatımı devam ettirebilir dedirtiyor. Yani o korku da çok faydalı bir şey, eğer akıllıca kullanılırsa. Çünkü o korku da bizi Allah'ın rahmetine götürüyor, eğer ki değerlendirirsek. O korkuyu hissetmemekte bence sorun var. O yüzden İslami açıdan İslam bir korkutma dini değildir. Ama İslam'ın içinde korkutma da vardır. Seni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik diyor. O korkuyu hissetmediği zaman birçok insan şımarır. Kur'an'da da diyor, insan kendini yeterli gördüğü için azar. O korkuyu hissetmeyen birçok insan, ben kendime yeterim. Allah'tan bana ne? Ben bildiğimi yaparım. Bu kainatı yaratmış, yaratmamış. Ben yiyorum, içiyorum. Bana ne der? Hatta birçok insan içine bu korku hissi verilmesine rağmen kendi o duygularını da görmezden gelip yine de böyle diyor. O yüzden o korku hissi çok faydalıdır. Nasıl birçok insanın hastalanacağım korkusu çok faydalıdır. Kimi zamanlar niye? Çünkü zararlı birçok alışkanlığını bırakabilir. İleride işte bak böyle hastalanırsam başıma gelebilir diye. Aslında o korku bir yerde kendini dünyada daha sağlıklı olmaya götürebilir. Bu korku hissini akıllıca değerlendirirse. Aynı şekilde bu korkular da insanı dünyadaki basit hedefleri hedef yapmak yerine Allah'ın rızasını hedef yapmaya götürür. Ondan o korkmaktan korkmamak, fakat Allah'tan başka bir şeyden de korkmamak gerektiğini söylemek gerekiyor. Şey